Halit mi? Sık sık düşünmüşümdür onu. Hamza! Evet. Peygamber soruyor. Atlılara dikkat etsin diye. Evet. Halit'i tanımayan var mı? Onun tarihini destanlaştıranlar cahiliye döneminde ve İslam döneminde yenilmeyen insan derler. Bir batılı mütefekkir, dünya çapında en büyük kumandanlardan biri olan Anibal'ı onun kapısına kadar götürür ve der ki, biz Anibal'ı Halid'in kapısında kumandanlık dilenirken görüyoruz. En büyük kumandanlar kapısında ancak dilenci olabilirler. O gerçekten bir erkan-ı haktı. İnsanlığın iftihar tablosu Hazreti Muhammed Mustafa'nın rahleyi tedrisinde sallallahu aleyhi ve sellem. Dersini tamamlayınca ayrı bir derinliğe ulaşmıştı. Beni mahzumun zengin ailelerindendi. Kâr-ı Er-Risale'deki bazı kesitler onun nasıl müdebbet bir hayat yaşadığı mevzunda zannediyorum size bir fikir verecektir. Halit, o ibrişin, o istevrak, o sündüz, o ipek elbiseler içinde, o başarılarla süslü kılıcı Allah Resulü'nün huzurunda, ondan sonra onu senin emrine tahsis ediyorum. Ve sırtındaki atlas cübbeyi de çıkarır, ya Resulallah toprakta oturuyorsunuz, ihtimal yanlarınız inciniyor, bu cübbenin üzerine oturun der. Kılıcıyla Allah Resulü'nün emrine girer. Mahzum oğullarının, yani Ebu Cehil ile amcazadedir. Mahzum oğullarının en zenginlerinden. Fakat bir de vefat ettiği ana bakacaksınız. Dünya kadar harbe iştirak eder. İlk iştirak ettiği harp, gözyaşlarında esas definesini yürüttüğü harptir. 2 günlük Müslümandır. Onu alıp götürmezler, misafir hele dinlensin derler. Sabaha kadar hıçkıra hıçkıra ağlar. Ağlama yerde kimsenin dikkatini çekmez ama fakat gökte dikkati çekmiştir. Cibril gelir Allah Resulü'ne der ki, Halit hicran içinde 2 büklüm, adam gönder ve çağır der. O günden itibaren de bir gün döşekte ruhunu Allah'a teslim edeceği ana kadar Allah yolunda, Resulullah yolunda savaştan geri kalmaz. Ve bir gün işte yatakta ruhunu Allah'a teslim edecektir. Kendisini ziyarete gelen Sa'd ibn-i Zeyd doğrulmak ister fakat doğrulamaz. O koca kumandan yenilmeyen insan tam 2 metre boyundadır. Tam 2 metre boyunda. Mehabeti bile dudağa çatlatır. Ormana velvele salar. Arslanın ödünü koparır. Fakat artık yataktadır ve bir acuze gibi yataktan doğrulamamaktadır. Doğrulamayınca da hıçkıra hıçkıra ağlar. Arkadaşı kumandan der, ölümden mi korkuyorsun? Acı bir tebessüm atılır. Bunca harp meydanlarında bulundum. Vücudumda parmak kadar ok yarası almadık yer kalmadı. Kılıç yarası almadık yer kalmadı. Düşünün ki Mü'te'de sadece elinde tam 18 tane kılıç kırılmıştır. Tam 18 tane. Elinde 18 kılıç kırılan bir insanın vücudunda parmak kadar yara almadık yerin kalmaması kadar tabii bir şey olamaz. Harp meydanlarında Allah'ın dinini ilah ederken ölmedim de şimdi yaşlı bir kadın gibi şu yastık nefeslerimi yutuyor, bir avrat gibi ölüyorum. Bir erkek gibi ölemedim, bir avrat gibi ölüyorum der. Ve işte buna üzülüyorum. Kabul ediyorum. Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed'dir. Size karşı savaştığım için Allah beni affetsin. İslamiyet'te daha önce geçen her şey unutulur. Gelirken yalnız bunları getirebildim.
Hepsini alın. Değerleri ne olursa olsun fakirlere dağıtın. Bunu da sana sunuyorum. Senin kılıcın İslamiyet'in karşısındaki en keskin kılıçtı. Bundan böyle Allah'ın izniyle bu kılıcı Allah yolunda kullanacağım. İki devleti de çökertiyor, fakat öldüğü zaman sadece neferdir. Onu azletmişlerdir, emrinde çalıştırdığı bir insanın elinin altına vermişlerdir. Ama umurunda değildir. Önemli olan Allah yolunda olmak. Bir insan böylesine vazife şuuruyla dop dolu ise, sorumluluğunun müdrik de değil. Başka şey görmesi, başka şey düşünmesi mümkün değildir. O, yaşatma zevkiyle gerilir, bütünüyle yaşamaya karşı kapanır. Yaşayacaksak beraber yaşarız. Eğer beraber yaşamayacaksak, ölüm bizim için daha iyi. Ve aynı zamanda geleceğin fikir işçileri için, yıkılmış her şeyimizi yeniden ikame edecek toplum için, gençler için, daha doğrusu misyon gençliği için, yitirilmiş cenneti elde edebilme mevzuunda bize rehberlik yapacak. İdeal nesiller için sorumluluk duygusu çok önemli bir faktördür. Ve tabii bunun önemli olduğu kadar aynı zamanda disiplin de çok önemli. Söz dinleme, itaat etme, sistemli olma. Problemleri bir sistem içinde çözme. Münferit kahramanlıklar değil. Size bütün hiçliğime rağmen samimiyetini ifade edeyim. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yok. Kasıklarımızı tutarak sancı içinde yaşarız. Sizin huzurunuza çıkarken de ellerimi şakaklarıma koy, onun sancısıyla iki büklüm olurum. Nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ. Hizmet vazifeden de âlâ. Muvaffakiyet hizmetten de âlâ. Bugünkü Allah'ın lütufları her şeyden âlâ. Gördükçe sevinçle, inşirahla iki büklüm oluyoruz. Hayattan bezmiş, artık gülü dikenle aynı gören, bundan sonra yaşasam ne olur, yaşamasam ne olur diyen benim gibi birisi için bile sizleri gördükçe adeta yaşama adına yeniden yüreğim coşuyor. Benim dünyayla çok alakam yok. Bazen olur ki bulunduğum bir yerde, bir taraçada, bir çatı katında bir ay dışarıya çıkmadan kalabilirim. Bazen üç ay dışarıya çıkmadan kalabilirim. Bu kadar yani. Ama bir şeyle çok ciddi, çok yürekten alakadarım. Bana gelsin desinler ki, falan erimiyor gibi görünen tepede de karlar, buzlar eridi. Orada da kar çiçekleri baş göstermeye başladı. Salınmaya başladı. İşte o sevincimi ben sizinle paylaşırken, o esnada bir de cennet kapıları aralansa. O benim efendim, canım, ruhum, Seyyidül Enam. Hazreti Muhammed liyakat olmayan kâkülümden tutsa, o dökülmüş kâkülümden, beni iltifatlarla huzuruna alsa, beni alnımdan öpse, ben ona diyeceğim ki ya Resulallah, sana kavuşma benim gaye hayalimdir ama hala yapacak bazı şeyler vardı. Şu sevinç üzerine müsaade buyurursan ben şimdilik sana karşı olan hasret ve hicranıma tuz batacak, geriye döneceğim. Evet, kar çiçeklerinin buzları delip ortaya çıkması, cemrelerin bütün sertlikleri, soğuklukları delik deşik etmesi, zindanda da olsam bana cenneti yaşatır. Çünkü yine Çağın Söz Sultanı'nın ifadeleri içinde, imanlı bir insan zindanda da olsa cennettedir, imansız cennette bile olsa cehennemdedir. Çok baş ağrıdığımın farkındayım. Ne diyeceğimi, ne edeceğimi bilemeden huzurunuza geldim. Şu anda da bana sorsanız ne söyledin? Ben onları planlayarak gelmedim. Sadece sizin bakışlarınızın
heyecanlarınızın bana ilham ettiği şeyleri burada kırık dökük ifadelerimle dile getirmeye çalıştım. Bir kırık mızrak gibi, bir paslı bam teli gibi, bir kesik sesle, bir boğuk nefesle, ama her zaman samimi bir besteyi yakalamak üzere, yakalama yolunda, çok ciddi bir senfoniye ulaşma yolunda, sizin hayatınıza tercüman olmaya çalıştım.